Kara, Herkese merhabalar. Futbol Menajer 2021'de yeni projeyle, yepyeni bir projeyle görüyorsunuz. Burada Kırmızı Kara burası Ankara diyoruz. Bundan sonraki, bundan sonraki bölümlerde muazzam bir projemiz var. Bu projenin de gerçekleşmesi için Gençler Birliği'ni seçtik. Beni daha önce izleyenler aslında oradan bir ipucu yakalayabilirdi. Ben iyi bir Fenerbahçeliyimdir ama yanı sıra Gençler Birliği benim için çok ayrı bir yer taşır diye ara ara belirtmiştim. Bir de bu sene küme düştüklerini görünce büyük başkan İlhan Cavcav'dan sonra toparlanma sürecini yaşayamadılar. Sıkıntılar yaşadılar ve küme düştüler. Şöyle diyebilirim bizim amacımız Gençler Birliği'ni gerçekten o eski yani şu anda Sivas neyse inanın bana eskiden de Gençler Birliği oydu. Ligdeki büyük takımların korkulu rüyası olan ilk 5'e oynayan, şampiyonluğu zorlayan, Avrupa'da boy gösteren ciddi oyuncular transfer eden bambaşka bir kulüptü Gençler Birliği. Biz tekrar bu ekolü geriye getirmeye çalışacağız. Şimdi ben bu bölümde sizlere neler yapacağımızı çok kısa söyleyeceğim. Tabii ki burada geneli konuşacağız. Yani Gençler Birliği ile hedefimiz ne? Yapacaklarımız ne? İlk sezon planımız ne? Sonraki sezonlar ne? Bunları konuşacağız. Bu bölüm o yüzden çok uzun olmayacak. Tanıtım içerikli bir ilk bölüm, başlangıç bölümü olacak. Tabii ki de bir iki tane de maç araya sıkıştıracağız. Heyecanlı ve güzel bir kariyer bizi bekliyor. Çünkü bu kariyerde tekrar söylemek istiyorum. Yeni bir taktik, yeni bir dizilim, yeni bir antrenman, yeni bir duran top organizasyonu, yeni bir transfer politikası, bambaşka. Zaten biliyorsunuz. Biz bir bölüm öncekinde yani bir takımda transferlerimizi bir başka takımda yapmayan yenilikçi bir kariyer peşinde ilerlettik bugüne kadar. O yüzden Gençler Birliği'ni de yeniden tasarlarken bambaşka bir kariyerle karşılaşacaksınız. Evet şimdi hemen takımımızdan konuşalım. Gençler Birliği biliyorsunuz ki maalesef bu sene küme düştü ama biz şu anda Süper Lig'de bu durumu unutturacak bir performans sergileyeceğimizi düşünüyoruz. Önce ilk sezon kümede kalmaya çalışacağız. Tabii ki topluluk gönderisinden tahminleri gördüm. Bazı tahminler çok yakındı, mantıklı tahminler vardı, çok uzak tahminler vardı ama bir iki arkadaş işsiz bir şekilde Süper Lig'i kurup o veriyi bulabilmek için takımları tek tek denemiş. O şekilde bulup Gençler Birliği yazan vardı. Bu kabul görmüyor ama bir arkadaşımız bir gönderiyi paylaşır paylaşmaz tak diye Gençler Birliği nokta atışını yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi bir kere kulüp bilgisine geldiğimiz zaman Şöyle kulüp hedeflerinde zaten görüyorsunuz mevcut sezonda süperlikten düşmekten bir tık uzak kalın diyor. Yani bize diyorlar ki şöyle gösterelim hemen. Lig tablosunda bize diyor ki işte 10. sırayla 15. sıra arasında olsanız kafi diyor başkan. Şuralarda 15, 16, 17 ve daha aşağısından uzak duralım mantığı var. Biz bunu bu sene başaracağımıza inanıyorum çünkü başaramazsak zaten küme düşmüş oluruz. Bir sonraki sezon üst sıralarda bitirilmek için çabalanması, üst sıralarda bitirilmesi aynı bizim kafamızdaki plan başkanda da ve yönetimde de var. Şu anda taktiğimize geçelim. Taktiğimizde bu sefer şunu yapacağız. Tabi Stanku komple forvet oynayamıyor ama biz onu yine yaratıcı forvet yapabiliriz. Buraya bir komple forvet düşünüyoruz. Bir CEO'yu niye sahte forvet oynattım? CEO sahte forvet oynayabilen bir özelliği olduğu için ve sahte forvet özelliklerini sevdiğim için orada onu deneyeceğiz. Hiç denemediğimiz bir şey denemek istedim. Burada bir engage kullanmak istedim. Onu da Mugni'ye uygun gördüm. Şimdi engage'in ve ofansif oyun kurucunun farkı ne diyecek olursanız onu sizlere kısaca şöyle izah edeyim. Diğer ya yani engage dışındaki forvet arkası 10 numara pozisyonları daha hareketli, daha teknik, bazıları daha hızlı çok koşan, çok hareketli, araya kaçan, ikinci bir forvet gibi oynayan, kanatlara inen çok değişik özelliklere sahip olabiliyorlar. Ama en geçte olay tamamen şöyle desek belki de yeridir. Alex'in emekli olmuş hali ama gel Alex sen biraz daha futbol oyna demek gibi bir şey. Çünkü en geçte bakın şuradan da işaretlediğimizde şuradan engeci tıklıyoruz. Bakın en önemli özellikler yeşiller. Yani ne diyor? Karar alması biraz beyinli olacak. Kontrolü çok önemli. Kontrolden sonra beynini kullanıp hareket edecek. Pası çok önemli. Biz ondan ne yapmasını istiyoruz? Gol pası vermesini. Tekniği çok önemli. Çünkü bu pası doğru bir teknikle vermesi lazım. Soğuk kanlı olması lazım ve vizyonu olması lazım. Takımı direkt tak 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 top ona gelmeden düşünebiliyor olması lazım. Hızmış, güçmüş, hızlanmaymış, çabuklukmuş, Bunların hiçbir önemli değil. Çünkü bu adam bütün takımın ona çalışmasını o da bütün takımı gole götürmeyi hedefleyen bir rolde engage oynadığı zaman. Yani biz ona topu vereceğiz o da bize gol pasını verecek. Başka bir şey yapmasını istemeyeceğiz onda. Buraya böyle bir rol çizdik. Bir mezzela, bir defansif oyun kurucu, bir de savaşçı orta saha oynatıyoruz. Çünkü savaşçı orta saha rolünü neden seçtik? çok fazla defansif orta sahalarımız var. Yani ön libero daha doğrusu şu bölgede oynayanlar. Bakın Pris Damot da dahi ön libero rolünde daha iyi. İşte Soner Dikmen olsun, Mustafa olsun bunlar da ön libero oyuncuları. O yüzden burada onları daha verimli kullanabilmek adına bir tane savaşçı orta saha savunma bıraktık. Çünkü bir tane engeycimiz var. Yani 10,5 kişiyi buradan defansif olarak tamamlamayı düşünüyoruz çift stop çift pasör stoper oynamak istiyorum ama pasör stoperlik için o kadar kötü ki yani Zargo Ture'nin pası 11 13 paslı iyi bir stoperimiz yok maalesef yedeklerde de yok o riski almak istemedim çünkü pasör stoperlerin attığı hatalı paslarla sonra dövünmeyelim ki burada mesela şey var Angelo var pası 12 evet tam istediğimiz gibi ama hızlanması 5 gerçekten çabuk bir oyuncu onu perişan edecektir. Sol bekte mecburi polamatı kullanacağız. Polamat'ta da hücum olarak yani orta yapması falan 11 ama pek bizi mutlu etmeyecek gibi duruyor. Sağ kanat yani sağ bek oyuncumuzu beğeniyorum. Markajı, top kapması, tekniği yani ligi götürecek düzeyde en azından. Şöyle bir şey var. Kaleye Northwaite'i koyacağız mecburen. Yabancı Kontenjanlarını düşünerek her zaman kalede Türk kaleciyi tercih etmekten yanayız süperlikte. Ama gördüğünüz gibi Norveç'in de çok güzel bir profili var. Fakat bize kontenjan sıkıntısı yaratacağından Norveç'i sadece bu sezon kullanacağız. Şimdi dizilimimizi gösterdik. Peki biz bunun haricinde ne yaptık? Duran top kullanıcılarını belirledik. İşte Furman çok iyi kullandığını görüyoruz. Şöyle serbest vuruşlar 16. Akabinde kornerde bir değişiklik yaptık. Bu sefer bu sefer bakın kısa pas organizasyonuyla deneyeceğiz. Kısa olmazsa yine bizim deneyip de başarılı olduğumuz arka direk organizasyonuna geçeriz. Burada şöyle bir şey var. Buraya bir oyuncu çağıracağız bu oyuncuya paslaşacağız. Bu oyuncu da ceza sahasında kalabalık olduğumuz için yayın dışına çıkartacak. Yayın dışında da örnek veriyorum. Orta saha oyuncumuz bu şutu çekecek ve pas dışarıya çıkan top şut ile gol arayacağız. Ortalamayacağız ama yine de içeri alanı karıştırmak için bir stoper, bir forvet, bir orta sahayı gönderdik. Bunların hepsi de boyu 1.80'in üzerinde seçtim. Kararsız kaldığım nokta şu. Dominik Furman buradan bu atışı kullanırken pası kime vermeli? Burada şimdi sağ beke verdiriyoruz ama e, gerçi bizim sağ bekimiz iyi, pası 12. Acaba buraya pası 13 olan bu arkadaşı mı koysak? Şöyle bakalım. Pas 13, uzaktan şut 9, pas 12, uzaktan şut 13. Ha. Mesela bak, Sio'ya top gelirse uzaktan gerçekten iyi bir şut çıkartabilir. Ama sanki şunu oraya koysak 12-13 çok fark eder gibi de değil. Burada kim var? O yüzden bu şekilde kalsın. Soldan yine Dominik Furman'la kullanacağız. Daha önceki videolarda hep diyorduk işte sol ayaklı sağ ayaklı bu oyuncuların özelliklerine dikkat ediyorduk ama şu anda seçeneğimiz yok. Yine işte Yevri Polamat'a vereceğiz topu. Pası 11. Yine dışarıda gördüğünüz gibi kim bekleyecek? Pas 13. Uzaktan şut 9. Burada kim var? Pas 12, uzaktan şut 13. Şöyle yapabiliriz. Şu şekilde. Bu, bu bölümü değiştirelim. Polamat burada kalsın mı? Polamat'ı da geri çekelim. Kimi gönderelim buraya? Sağ bek'i gönderelim. Sağ bekimiz burada kalsın. O da pasör. Evet bu şekilde düşündüm. En azından Polamattan daha iyi pasör olduğu için 13 pası buraya çıkartırsa uzaktan şut 13 olan da yine şutu çektirebiliriz diye böyle bir şey deneyeceğiz. Bu kadar mı? Bu kadarla bitmedi. İşte bir tane standart antrenman programı uygulamaya çalıştık. Şöyle takvimde full artı full dolu. Hiçbir şeyi bırakmadık. Kapsamlı mapsamlı. İki tane corner organizasyonu koyduk. Bu çok önemli değil ama Antrenman programınızda boş bırakmayın uzun vade bir takım yönetimi için. Şimdi benim sizlere söylemek istediğim kadroda yapmak istediklerimiz onları da ben şuraya notlarımı aldım. Burada neler var hangi mevkiye ne tarz oyuncu istediğimi söyleyeceğim ki siz de artık teknik ekip olarak madem bu yola çıktık bu yolda yardımcı olun. Şimdi bu sezon devre arasında belki de transfer yapamayız. Bütçemiz sıfır, maaşımız yok, eksideyiz, para yok, hiçbir şey yok. Ve pahalıya satabileceğimiz bir oyuncu da yok. Galatasaray'da Beşiktaş'a 5 milyona 10 milyona oyuncu satmamıza rağmen bütçe oluşturmak, oluşturmakta zorlandık. Hele ki Gençler Birliği'nde 1-2 milyona oyuncu satsak bile maalesef verimli transfer yapamayız çünkü bu paradan bize bir şey kalmayacak borçlardan dolayı. Ben de size diyorum ki ya devre arası için araştırma yapalım, şansımızı deneyelim. Sattığımızı satarız, serbest alabilirsek alırız. Alamazsak da aklınızda bulunacak bölge ve role göre oyuncuları dizelim. Devre arası deneyelim. Devre arası olmazsa da sezon sonu bu takımı yeniden yapılandıralım. Şimdi kimlerden başladık? Önce Kaleden başladık. Kaleden dediğim gibi. Kaleden Northway'ti bir kere satacağız. Hem para ediyor. Bakın Northway şu anda bedeli. Piyasa değeri 2 milyon. Maaşı ise neredeyse 600 bin euro. Bu gerçekten sıkıntılı bir maaş ama güzel bir bonservis bedeli alabiliriz. Daha sonra 3 tane stoper istiyorum. 3 stoper istiyorum. 2 tanesi pasör stoper olmalı. Ve dediğim gibi öncelikli sözleşmesi biten, serbest kalan, genç, fazla para harcamayacağımız yapılandırmayı bunlarla yapacağız ki başarı geldikçe bunları da güncelleyeceğiz. Ama ilk etapta şu anda istediğimiz düzeyde stoperimiz yok. Yani bize buraya atıyorum burnu alvesi koymak bir ödül olur. O yüzden yaş, işte serbest kalması vesaire önemli değil. Önemli olan bizim istediğimiz profile uygun olması ilk sezon için. Daha sonra sol bek. Polamat'ı kesinlikle satıyoruz. Bakın Polamat piyasa değerinden çok maaş alıyor. Yani yıllık 600 bin euro alması bu özelliklerle korkunç. Direkt kurtulmamız lazım. Ama Polamat'ı sattığımızda da onu yedekleyebilecek Halil İbrahim var. Halil İbrahim de Polamat'ın laciverti. Yani bunu da satabiliriz veya yedek tutabiliriz ama iki tane sol bek. Biri özellikle genç olmalı ki yedeklerken kullanabilelim. Sol beklerde özellik arayışımız iki yönlü. İki yönlü bek olmalı. Gidebilmeli, gelebilmeli, top çalabilmeli, orta açabilmeli. Daha sonra sağ beke düşünmüyorum çünkü Johan sonla bir sezon daha idare edebiliriz. Kaynaklarımızı kısıtlı ve düzgün kullanmamız lazım. Akabinde orta sahaya 3 tane orta saha istiyorum yine. Serbest olabilir, genç olabilir. Bunların bir tanesi mezzel olmalı ki mezzelemiz yok. Ben hatta e, şu savaşçı orta sahayı da değiştirebiliriz. Buraya da mesela merkez orta saha diyebiliriz. İki yönlü orta saha diyebiliriz. Bir tane de öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü hani bu oyuncular ön libero oyuncusu. Burada mecburi oynatıyoruz. Üç orta saha istiyoruz. Biri mezzela, biri iki yönlü, diğeri fark etmez. Bunlar işte genç olabilir, serbest olabilir. Bizi önümüzdeki sezon yarışa ortak edebilecek dizaynda olmalı. Daha sonra Mugni'yi bir sezon daha kullanacağız. Bu engage rolüne henüz birini aramayı düşünmüyorum. Çünkü Mugni'de ortalama bir profil var. Bizi önümüzdeki sezonun devre arasına kadar idare edecektir. Akabinde Forvet'e gelelim. Forvet ihtiyacımız da var. Ben bir tane komple Forvet istiyorum. Komple Forvet gerçekten etkili oynuyor veya çalışkan Forvet de olabilir. Çalışkanın yerine sahte forvet CEO'yu oynatıyoruz. O yüzden komple forvet olsa daha iyi olur. Stanku'nun yerine. Peki kimleri göndereceğiz? Polamat gidecek. E, Turey satabiliriz. Stanku'yu satabiliriz. Daha sonra yedeklerden Ayite'yi kesin satacağız. Angelo'yu kesinlikle bırakacağız. Kaleci Northweight'i satacağız. Sandro Lima'yı satacağız. Ve birkaç tane de Türk oyuncu sattığımızda bunu da hesapladım en kötü bunları kulüpten gönderirsek 10 12 oyuncu olmuş oluyor saydıklarımla. 3,5 milyon euro maaş bütçesi elimizde kalıyor. Bakın şöyle göstereyim. Mali duruma geldiğimizde, maaş özetine geldiğimizde yıllık 8,5 milyon euro harcıyoruz maaşa. Ben saydığım oyuncuları gönderirsem 3,5 milyon aşağıya çekmiş olacağız. 5 milyona indireceğiz bu bütçeyi. Yanı sıra bu kadarla da sınırlı kalmıyor. 3,5 milyon maaş bütçesi tasarruf ederken en az 3 milyona yakında bon servis bedeli kazanmış olacağız. Hepsini aşama aşama yapmamız lazım. Madem yeni bir yapılanmaya gidiyoruz bunları da fırsat buldukça yapacağız. Önce sezonu kurtarmalıyız. Bu kadroyla ligde kalmalıyız. Şimdi dostlar planları sizlere anlattık. Gençler Birliği hatırına bu sezon Gençler Birliği'ni ligde tutacağız. Önümüzdeki sezon paramparça edecek bir takım yapacağız. Üçüncü sezon artık bizim sezonumuz olacak. Lig şampiyonluğu, Türkiye kupası, UEFA ne varsa kazanmak zorundayız. Böyle bir takım dizayn edeceğiz. Böyle bir kariyer olacak. Kariyer içeriğine gelecek olursak yani detaylarına. Şimdi bu ilk bölümde 1-2 maç oynayacağız. Tanıtım, giriş ve başlangıç videomuz olacak birinci bölüm. İkinci bölümde yani devre arasında karşılaşacağız. Devre arasına kadar ben götüreceğim. Devre arası diyeceğim ki durumumuz bu. Oyuncularımız bu. Başlangıçta şunları satmak istedik. Şöyle oyuncular aramak istedik. Sizlerin bu videonun altına yapacağı yorumlar futbolculara bakarak kimi satabiliriz, kimi alabiliriz bunu konuşacağız ikinci bölümde. Bunları düzenledikten sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. 3'e geçeceğiz. 4'te veya 5'te de ilk sezonu tamamlayacağız. Artık bir tane maç yapalım. Ama burada size de büyük iş düşüyor. Takip edenler, izleyenler, yorum yapanlar artık teknik ekipte olmanın sorumluluğunu yerine getirmeli. Bize bu videonun altına ikinci bölüm için devre arasında yapmaya çalışacağımız transferler, satışlar, serbest oyuncular, genç yetenekler, kiralanacak oyuncuları önermeli ki ilk sezonu sıkıntısız geçirelim. Şimdi sıradaki maçımıza bir bakalım. Evet hazırlık maçlarında bir miktar sıkıntı yaşadık. İşte ama onlar da Mainz, Wolverhampton, Sparta Prag gibi takımlar. Tabi bu takımlara karşı çok çok da vasat oynamadık yani şu maçı 4-1 kaybederken rakip takımın 7 şutu vardı. Bizim ise 5 şutumuz vardı. Ama şimdi onlarda oyunculara bakın. Bizdeki forvet 50 yaşındaki Stanku'ya bakın. O yüzden bitiricilik farkı var. Tüm bu yapılanmayı gerçekleştirirsek işte o zaman her şey bizim için daha güzel olacak. Şimdi lige Rize Spor'la başlıyoruz. Hemen birlikte Rize Spor maçına gidelim. Evet ligin açılış maçında yine birlikteyiz. Şimdi bakalım Loic Remili kenarda şu Dümikalı Rize Spor'a karşı neler yapacağız? Bilet fiyatı sadece 4 euro. Bakın Beşiktaş'ta 30 euro diye gelmediniz. Burada 4 euroya takıma sahip çıkın. Evet şimdi Murat'la hızlı başladık maça. Hatamız devam ediyor. Johansson ama müdahale geldi savunmadan. Evet her şey normal istediğimiz gibi. Furman'la paslaşarak kullandık. Johansson top kaybı yaptık. İlk korner denememiz başarısız oldu. Evet ilk 10 dakikada 2 şutumuz var. İç sağdayız. 2 de kornerimiz var. Şöyle oyuncu puanlarımıza baktığımızda Sio biraz aşağıda kalmış. Angelo, Polamat aşağıda kalmış derken 6.6'yı geçememişler. Şimdi Johansson, Sio sahte forvet olduğu için gezecek kendisi. Johansson güzel taşıdı topu. Bogdan Stanku işler birliği geliyor ben size değil. Bakarsınız bu sezon bile sürpriz yaparız ilk 6'ya girerek. Şimdi bunu dedikten sonra 3 gol yememiz yok mu peki? <laughs> Biliyorsunuz böyle söyledikten sonra mutlaka başımıza bir şeyler geliyor ama bu maça çok güzel başladık. Evet ikinci yarıya başladık. Başlarken sol beki Halil İbrahim'i koyduk çünkü sarı kartı var Polomat'ın bizi yakmasın. E, Engelce de Kandeyas'a denemek istedim. Kandeyas da biliyorsunuz ki yetenekli bir oyuncu. Belki o da orada iş yapar. Mugni kötü oynadı bu maç. Şimdi Johansson. Bakın Johansson gerçekten tahmin ettiğimiz gibi e, çok faydalı bindiriyor. Güzel toplar çıkartıyor. Çizgiye kadar iniyor. Güzel. Takım güzel başladı. Bu, bu, bu çok kötü bir ortaydı. Neyse. Evet arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum artık iş sizde. Ben bekleyeceğim. İkinci videoyu oluştururken bu videonun altına yazdığınız transfer yorumları transfer etmeye çalışacağımız kişileri takip edeceğim. Bakacağım, deneyeceğim. Eyvah yediğimiz gole bak. O yüzden makul ve mantıklı ilerleyelim. Eğer ki devre arasında alınmayacak bir oyuncuyu belirtelim. Bunu devre arasında alamayız ama sezon sonu deneyelim diye. Penaltı hocam itti. Yani çok talihsiz bir gol yedik. CEO'yu değiştireceğim birazdan. Farklı bir formata geçebiliriz. Pozisyon izlendi ve penaltı. Tertemiz. Stanko mu kullanıyor? Stanko atar ya penaltıcı. <laughs> ya Stanko kardeş ya. Ne yapıyorsun ya? Evet bir takım değişiklikler yaptık. Oyunu kanat oyunuyla oynamaya çalışacağız. Kandeyas'ı bir kanada aldık. E, Spridinovic'i aldık oyunu öbür kanada. Onun haricinde de çift forvet yaptık. Sandro Lima ile Stanku'yu koyduk. Gördüğünüz gibi burada dizilimimiz gözüküyor. Topu kısa değil de daha uzun oynamaya çalışacağız. Sandro Limon'un da boyu uzun. Diego Angelo vurdu ama offside mi? Offside'miş. Yani talihsiz bir gol yiyip ardından golü bulamamak hoş olmadı. Şimdi son hamlemiz olarak Johansson'u ve Halil İbrahim'i çıkartmak istiyorum ileriye. Forvet'i mi üçlesek yoksa orta alana şöyle bir şey yapalım. Bu şekilde artık tamamen ileriye çıktık. Geçiş oyununda yine pivota atıyoruz. Daha uzun daha çabuk paslar atalım. O içeriye girmeden. Sefa'ya da gizli forvet diyelim. Bu şekilde bir son şansımızı deneyelim. Zaten bakın 14 şutumuz var. Rakibin 1 şutu var. Sanırım 1 şuta 1 puan verdik. Üzücü ama takımın oyunu umut vaat ediciydi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Bakın istatistiklerimiz bu şekilde. Mutlak gol pozisyonumuz 4. Yani 4 kez karşı karşıya kalmışız ama atamadık. 7 kornerimiz var. Kalecilerinin 7 kurtarışı var. Ciddi anlamda üstüne oynadık ama maalesef şanssızdık. Talihsizdik ve hücum hattımızın zayıflığı da burada ortaya çıkıyor. Evet Kayseri deplasmanına geldik. Bakalım 1-2 değişiklik yaptık. Aa hakem Onur Özü Toprak. Bu hoca bizim burada spor sahası var. Orada antrenman yapıyordu. Hocam selamlar. Bize bir penaltı penaltı bir şeyler. Teşekkür ediyorum. Maça başlayalım. Bakalım ilk maçtaki şanssızlığımızı Kayseri Spor maçında kırabilecek miyiz? Böyle bir kadromuza bakıyoruz. 6.6 ile oynayan var. Daha altına düşen yok. Pris de Motta. Halil İbrahim'i oynattık Polamat'ın yerine. Bakalım işe yarayacak mı? Furman, Motta, Ayite'yi oynattık bu sefer. Engage oldu Of. Oh. Giovanni Sio işte. Ayite'nin yapması gereken yani o rolün yapmasını istediğimiz bu. Topu alacak tak diye gol pasını verecek. Maalesef ki ilk maçta şey yapamamıştı ee, Mugni. Onun yerine Ayite'yi tercih ettik. Ayite verdi. CEO da affetmedi. İlk yarayı güzel götürüyoruz. Stanku biraz sönük kaldı. Evet sadece iki değişiklik yaptık. Sol beke Polomat'ı aldık. Stanku'nun yerine de Spridinovic aldık. Bakalım belki biraz daha pozitif olur. Soldan da atak yapabiliriz. Çünkü soldan hiçbir şey yapamamıştık. Ama Polamat'ta 6.9'a yükseldi şu an. Bir taç atışı. Piris de içeriye sokuluyor. Çok güzel Johansson. Geç onu. Çizgiye indi. Hop ben altı hocam. Onur hocam. Onur hocam. Hani burada antrenmana geliyorsun falan. Bekliyoruz kararı. Ve ben altım hocam. Aa vermedi hocam. Ayıp ediyorsun ama. O kadar izledin izlemişken bir çalsaydın şu düdüğü. Evet Murat biraz yorulmuş ama iyi oynuyor. Ayite'yi değiştirebiliriz aslında. Dakika 82 olmuş. Dinlendirmek amaçlı Mugni'yi alabiliriz. Murat yerine de Rahmetullah'ı alabiliriz. Bir değişiklik hakkımız daha var. Ee, Ömürcan Ömürcan'ı alsak mı? Ömürcan da çok süratli bir genç yetenek. Onu da alalım. Belki faydası olur. Son 10 dakikamıza. Murat dışarıya bıraktığı Johansson çok güzel içeriye girdi. Giovanni siyu atamadı. Şimdi uzun oynadılar ama Ture, Modda orta alanda büyük boşluk bıraktı şu an Kayseri. Güzel top çevirebiliyoruz. Johansson, Johansson yap oradan bir sürpriz. Of. <laughs> Kırmızı kara burası Ankara'da galibiyet. Tertemiz bir gol. Değişiklikleri yapalım. Oyuncular girsin oyuna. Çok temiz bir galibiyet alıyoruz. Pozisyon pozisyon vermedik. İstediğimiz gibi maçı yönettik. 2-0'da kazandık. İlk maçta böyle olabilirdi. İşte anlatmaya yok. Gerek yok. Görüyorsunuz puan tablosunu. Onlar bize kümede kaldır ama biz liderlik koltuğuna otururuz. Evet arkadaşlar bu bölümde lider olarak bırakıyoruz. Hiç hatayla falan oynamadan. Bu kadardı kariyer bu kadar olsun işte lideriz gençler birliğini lider yaptık falan izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde yani devre arasında transfer yapmaya çalışacağımız ikinci bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın.